Kripto para borsası TODEX'teki vurgunla ilgili çok önemli bir gelişme var. Yurt dışına kaçan Faruk Fatih Özer henüz yakalanamadı. Onu söyleyelim önce. Ama onu Arnavutluk'ta karşılayan ve Özer'le aynı karede görüntülenen kişi yakalandı. Özer'e yardım ettiğini de itiraf etti. Ama asıl gelişme yargı süreciyle ilgili. Faruk Fatih Özer ülkeyi terk ettikten sonra ortada kalan onlarca mağdur soluğu savcılıkta almıştı suç duyurusu için. Mahkeme o başvurulardan birini kabul etti. Kripto para vurgunuyla ilgili ilk dava açıldı böylelikle. Dünya da yakından takip ediyor bu davayı. Çünkü bu sadece Türkiye'de değil, dünyada da bir ilk. Ve muhtemel ki çıkacak karar da dünyada da emsal olacak. Kripto para borsalarında, aynı zamanda bütün dünyada mahkemece kabul edilen ilk dava olma özelliği taşınıyor. TODEX, kripto para vurgunun ardında yüz binlerce mağdur bıraktı. Evini, arabasını satıp kripto para alanlar, tüm yatırımını bir gecede kaybedenler savcılığa koştu. Mahkeme o mağdurlardan birini açtı, alacak davasını kabul etti. Burada ilkleri yaşıyoruz. Yani bu açılan ilk dava, mahkemede açmış olduğumuz davada kripto cinsinden TL karşılığı olarak istedik. Alacak davası açan mağdur kripto para borsasında TODEX'e yaklaşık 500 bin lirasını kaptırmıştı. Artık açtığı dava kabul edildi. Bu dava ile birlikte Türkiye'deki binlerce hatta yüz binlerce mağdur da umutlandı. Artık alacak davasında süreç başladı. Mahkeme Türkiye Bankalar Birliği'nden TODEX'in mevduat bilgilerinin gönderilmesini istedi. TODEX'in sahibi Faruk Fatih Özer'in tüm mal varlığı mahkemeye sunulacak. Sistemdeki kripto paralara el konulmasını talep ediyoruz. Merkez Bankası 16 Nisan tarihinde aldığı kararla birlikte kripto parayı bir varlık olarak kabul etti. İşte kripto paralarla ilgili Türkiye'de açılan alacak davasının dayanaklarından biri de Merkez Bankası'nın aldığı bu varlık kararı oldu. Amerika kripto parayı varlık olarak tanımıyor. Eğer Türkiye'de mahkeme kripto paralara tedbir koyma kararı alırsa işte o zaman soğuk cüzdanda saklanan paraların alınması için harekete geçilecek. Cüzdana erişim için şifrenin kırılması gerekiyor. O da usta hackerların işi. Devlet en hızlı şekilde tedbirleri koyuyor. Banka hesaplarına, kripto paralara. Diğer yandan Faruk Fatih Özer için çember daralıyor. Gece yarısı operasyonuyla Özer'in yanındaki kilit isim yakalandı. Arnavutluk polisi Özer'in kaldığı otelin güvenlik kamerasına takılan ve ona kaçması için yardım eden kırmızı beyaz montlu şüpheliyi yakaladı. Zanlı ilk ifadesinde dolandırıcılıktan haberi olmadığını söyledi.